Arkadaşlar merhaba bu videomuzda Aydın Yayınları'na ait 11. sınıf Kimya Soru Bankası'ndaki sıvı çözeltiler bölümünün 12. testini çözeceğiz. Çözünürlüğü etki eden faktörler. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda bir tane grafik verilmiş. Yukarıdaki X maddesinin çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Yargılandan hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. X maddesi gazdır diyor. Şimdi gazların çözünürlüğü kesinlikle egzotermiktir ama şimdi bu grafik egzotermiktir. Şimdi ama bütün egzotermik maddeler gaz mıdır? Hayır. Egzotermik katı olanlar da var. Yani bu madde katı da olabilir. Yani kesin gazdır deme şansımız yok. X maddesi ısıca yalıtılmış kapta suda çözünür. Çözeltinin Sıcaklar artar. Şimdi ise ısı verir. Isı verdiği için ne yapacak? E, ortamın sıcaklığını yani çözeltinin sıcaklığını bir miktar arttıracak. Notumuzda da bunu belirtmiştik. Kesinlikle doğrudur. Doygun çözelti soğutulursa çözelti kütlesi artar. Şimdi doygun çözeltiyi siz soğutursanız Diyelim ki şurada bir doygun çözeltiniz var. Bu tarafa doğru soğutursanız. Şimdi kütlesi niye artsın? ya? Yani burada çözünen madde miktarı artmaz. Yani aslında şunu da belirtmesi lazım. E, dibinde katı olmayan. Yani dese. Yani burada çünkü dibinde katı varsa artabilir. Ama dibinde katı yoksa nedir? Bu tarafa doğru gider. Çözünürlüğü nedir? E, artacağı için şuraya doğru söyleyelim. Burada çözeltinin kütlesinin artma olasılığı var ama dibinde katı yoksa artmaya da bilir. Buna da kesin doğru demiyorum. Şurası katı olabilir dedik. O zaman burada kesin doğru olan cevabımız yalnız 2'dir arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki x maddesinin çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Doymamış x çözeltisi ısıtılırsa doygun hale gelebilir. Bakın doymamış çözeltisi şöyle grafiğin altından kendinize bir nokta seçin. Şimdi ısıtırsanız bu Doygunluk sınırı da şu grafiktir. Şimdi bu ısıtılırsa doygun hale gelme şansı var mı? Hayır. Çözünürlüğü artar. Siz bunu doygun hale getirmek istiyorsanız yani grafiğe ulaştırmak istiyorsanız ısıtma değil ne yapmamız gerekiyordu? Soğutulması gerekir. O zaman bir yanlıştır. X'in suda çözünmesi endotermiktir. Evet, sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyorsa biz ne diyoruz buna? Endotermik çözünme diyoruz. Doymuş X çözeltisi soğutulursa kütlece yüzde derişimi azalır. Diyor. Bakın doymuş X çözeltisini siz aldınız soğuttunuz. Şimdi soğuttuğunuzda ne yapacak? Bunun çözünürlüğü azalacağı için çözünen madde miktarı azalacak. Kütlece yüzde değişimi formülünü hatırlarsak yüzde derişim eşittir. Çözünen bölü çözelti çarpı yüz. Şimdi siz bunu soğuttunuzda çözünen madde miktarı azaldığı için o zaman burası azalıyorsa yüzde derişimimiz de azalır. 3 de doğru. Cevap 2 ve 3 olur. Üçüncü sorumuz diyor ki gazların bir sıradaki çözünürlüğü hangilerine bağlı olarak değişir? Biliyorsunuz ki çözünürlüğü etkileyen dört tane faktör vardı. Maddenin cinsi, sıcaklık, gazlarda basınç, bir de ortak iyon. Yani basınç ve sıcaklık etkiler ama temas yüzeyi etki etmez. Temas yüzeyi sadece çözünme hızını etkiler. Onun için burada cevap 1 ve 2 olması lazım. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki kapta bulunan x'in doygun çözeltisi aynı sıcaklığında dibindeki katıyı çözmeye yetecek kadar saf su ilave ediliyor. Hangileri artar diyor. Yani buraya su ekliyoruz. Bunun hepsi çözünürlüğü. X'in sudaki çözünürlüğü. Bakın su eklenmesi çözünürlüğü etkilemez. Çünkü çözünürlük zaten 100 gram suda çözünebilecek maksimum madde miktardır. Bu değişmez. Yani su eklenmesi hacim çözünürlüğü etkileyen bir faktör çözünen X kütlesi. Evet, buraya su eklediğinizde burada çözülen X kütlesi artıyor. Çözeltinin kütlece yüzde derişimi bakın şimdi ilk durumda da doygun çözelti, son durumda da doygun çözelti ve sadece buna yetecek kadar su ekliyormuşuz. Yani kütlece yüzde derişim burada değişmez arkadaşlar. Kütlece yüzde derişim ikisi de doygun çözelti ise e, çünkü yüzde derişim eşittir çözünen bölü çözelti çarpı yüzde yani hem burası artıyor hem de burası aynı oranda artıyor. Ha doygun çözeltiyi doymamış yapsaydınız o zaman ne yapacaktı? Suyu fazla eklediğiniz için derişim azaldı doygun çözeltiden yine doygun çözelti oluşturuyorsanız sabit sıcaklıkta söyleyelim. Yüzde derişimimiz değişmez cevap yalnız ikidir. Beşinci soruya baktığımızda yukarıda verilenlerden hangileri iyonik bir katının bir sıradaki çözünürlüğü etkileyen faktörlerdendir? Evet sıcaklık etkiler ortak iyonların varlığı yine bakın 4 tane faktör söylemiştik. Sıvının cinsi yani maddenin cinsi. Sıcaklık, gazlarda basınç bir de ortak yön. Çözücünün kütlesi etkilemez çünkü nedir? Çözünürlük 100 gram suda çözülen madde miktarı. Yani siz yüzde mesela 10 çözüyorsunuz. 200'de 20 çözüyorsunuz. Burada çözünürlük artmadı. Burada da yüzde 10'dur. işte 300'de 30 çözüyorsunuz. Burada da 10'dur. Çünkü çözünürlük yüzde olarak ifadeleri cevap 1 ve 3'tür. Altıncı sorumuza baktığımızda yukarıda X ve Y maddelerin çözünürlük sıcaklık değişimi grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğru olabilir diye sormuş. T santigratta hazırlanan X ve Y'nin doygun çözeltilerinin kütlece yüzde derişimleri eşittir diyor. Evet bakın ikisi de aynı oranda çözülmüş. T santigratta olabilir. Doğrudur. X katı Y bir gazdır. Evet katılan çözünürlüğü genellikle endotermik gazların çözünürlüğü egzotermik olabilir. T santigratta x ve y'nin doygun çözeltilerin kütleleri farklı. Şimdi arkadaşlar bakın çözünen madde miktarları yüzde olarak eşit ama şimdi mesela x için söylüyorum yüzde 10 çözülmüştür. Toplam 110 gram çözeltidir. Bu ise 200'de 20 çözülmüştür. Bunun toplam kütlesi 220 olabilir. Yüzdelikleri eşit ama sonuçta buradaki toplam kütle hakkında bir yorum yapamayız. Yani farklı olabilir mi? Olabilir dediği için o da doğrudur. Evet yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki katının suda çözünme denklemi verilmiştir. Genelde entalpi bir sonraki ünitede veriyoruz. Aslında biraz erken olmuş ama e, enerjik konusunu gördüğünüzde şunun anlamı egzotermik demektir. Genelde çözeltilerde bahsetmiyoruz. O zaman ısı bu taraftadır. Egzotermiktir. A şıkkı doğrudur. Sıcaklık artarsa çözünme hızı azalır diyor. Arkadaşlar kimyada sıcaklık ne zaman artarsa artın çözünme ya da işte tepkime hızı her zaman artar sıcaklık hızı her zaman arttıran bir faktördür. Sulu çözeltisi elektrolittir. B şıkkı yanlıştır onu söyleyeyim. Evet iyon var mı? Var. O zaman elektriği iletir mi? İletir. Doygun çözeltisi ısıtırsa çökme gözünü. Bakın bunu ısıtırsanız egzotermik olduğu için çözünürlüğü azalacak. Çözünürlüğü azaldığı için de çökme gözlenecek. Zaten dengeye geldiğimizde şöyle diyeceğiz. Burada bir artış söz konusuysa bu tarafa doğru gidecek. Yani katının miktarı artacak. Onu da öyle yorumlayabilirsiniz. Ama şu anda bildiğiniz bilgilere göre kullanırsanız çözünürlük artacak. Şey sıcaklık artınca çözünürlük azalacak. Onun için de çökme gözlenecek. Dibinde katısı olmayan doygun çözelti soğutulursa kütlece yüzde derişimi değişmez. Bakın soğutulursa çözünürlüğü artar. Egzotermik olduğu için. Ya yani çökme falan olmayacak. Madde miktarı değişmeyecek. Su miktarı değişmeyecek. Onun için kütlece yüzde derişimi değişmez. Bu ifade de doğrudur. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda pistonlu kapta bulunan X gazının sudaki çözünürlüğünü arttırmak için Hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? Pistonu sabitleyerek X gazı eklemek için siz pistonu sabitleyip X gazı eklerseniz X'in basıncı artar mı? Miktarı arttığı için hadi PV=nRT'den düşünebilirsin. Gazlarda basınç artarsa çözünürlük artar. Sıcaklığı düşürme yine gazlarda sıcaklık biliyorsunuz hani sıcaklıkla çözünürlük ters orantılıdır. Egzotermik olduğu için sıcaklığı düşürürseniz çözünürlük artar. Aynı sıcaklığı helyum gazı eklemek için siz buraya helyum eklerseniz bu piston yukarıya doğru gider. Ve x gazının basıncı azalır. Çünkü artık basınç kısmi basınç olarak düşünen bir kısmı buna olacak. Bir kısmı da x'e gelecek. Burada ne olacak? O zaman x'in çözünürlüğü azalır. O zaman üçüncü ifademiz yanlıştır. Cevap 1 ve 2'dir. Dokuzuncu soruya baktığımızda diyor ki doymamış sulu çözeltisi soğutularak doygun hale gelen çözü. Bakın şöyle söyleyeyim. iki tane çözünürlük grafiğiniz var. Şimdi biri endotermik şöyle olsun. Biri de egzotermik böyle olsun. Şimdi diyelim ki doymamış çözelti Diyor ki ben bunu soğuttuğumda doygun hale geliyor. Şimdi bu, bu grafik midir sizce yoksa bu grafik midir? Yani soğuttuğumda grafiği kesen. O zaman bu grafikte. O zaman bu grafik kime aitti? Endotermik çözünmeye aitti. Yani şu bilgi bize bunu söylüyor. Onu çıkarabiliriz. O zaman çözünürlük grafiğimiz bu şekilde olabilir. Doğrudur endotermik hoca. Kütlece yüzde derişimi diyor. Şimdi kütlece yüzde değişim soğuttuğunuzda şöyle söyleyeyim, çökme falan olmayacağına göre doymamış sulu çözelti doygun hale getirdiniz. Yani çözünen miktarı değişmiyor, çözünen çözelti miktarı değişmiyor. O zaman burada çarpı yüz diyoruz bir de. Şimdi bu değişmiyor, bu değişmiyorsa kütlece yüzde değişim burada ne olması lazım? Sabit olması lazım. Niye azalsın? Böyle bir ifade yok. Çözeltinin kütlesi, bakın az önce de söyledik, hem bu değişmiyor, hem bu değişmiyor. Çözeltinin kütlesi de böyle dümdüz gidecek. Bu ifade de. Doğru da cevap o zaman 1 ve 3 olması gerekir. Evet testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.